bilim insanları, Mars'ın bilinmeyenlerine dair çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yapılan bir araştırmada Kızıl Gezegen'in milyarlarca yıl önce akarsulara ev sahipliği yaptığı belirlendi. Araştırmacılar, Mars'taki kayaların bir kısmını incelemek ve gezegenin yüzeyinde hangi dönemde su olduğunu belirlemek için bir takım görüntülere başvurdu. Sonuçları Nature'da yayınlanan çalışmaya göre yeni ve son derece ayrıntılı görüntüler, bilim insanlarının gezegenin kayalarını, okumasına ve nehirlerin 3.7 milyar yıl önce var olduğuna dair ilk kanıtları bulmasına olanak tanıdı. Görüntü ve verilerden yola çıkan bilim insanları, suyun 100 bin yıl boyunca gezegen yüzeyinde varlığını sürdürdüğünü belirledi. Araştırmacıların kullandığı görüntü ve topografya, Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracının HIRIS kamerası tarafından kaydedildi. Bu sayede Kızıl Gezegen'in güney yarım küresindeki bir krater incelendi. İtalya'daki Uluslararası Gezegen Bilimleri Araştırma Okulu'ndan Francesco Salese, kayalara işaret ederek, "Bu bir gazete okumak gibi değil ama son derece yüksek çözünürlüklü görüntüler kayaları uçurumun çok yakınında duruyormuş gibi okumamıza izin verdi," ifadelerini kullandı. Bilim insanlarının uzun zamandır üzerinde çalıştığı krater, Güneş sistemindeki en büyük kraterlerden biri olarak öne çıkıyor. Öyle ki kraterin uzunluğu yaklaşık 9 kilometre. Kayada büyük bir gölün, metrelerce derinlikte olduğu belirtilen nehirlerin, deltaların ve kanalların izleri görülebiliyor. Nehirlerin bazı yönlerden dünyadakilere benzer olduğu ifade edilirken araştırmacılar, Mars'taki söz konusu akarsuların Ren Nehri'ne ya da İtalya'nın kuzeyindeki nehirlere benzer şekilde kumsal oluşturarak su yolunu sürekli değiştirdiğini kaydetti. Kızıl Gezegen'deki suyun, yeryüzündeki yağmur gibi hava olaylarından kaynaklandığı düşünülüyor. Mars'ta daha önce su bulunduğuna dair yapılan keşiflerle beraber bu gelişme de milyarlarca yıl önce gezegenin yüzeyinde önemli miktarda suyun yer aldığını gösteriyor. Mars'ta araştırmalar sonucunda bulunan nehir ve akarsuların, araştırmasına bilim adamları devam edecekler. İleride kim bilir belki de, yaşayacağımız bir gezegen haline gelebilir. Mars'ta su var ya da yok tartışması, uzun süren bir olaydı ve sonunda Mars'ta bulunan ve üzerinde araştırma yapılan, 8 kilometrelik krater bu tartışmaya son noktayı koymuş oldu. Kraterin taşıdığı izler gerçekten de metrelerce derinlikte, göllerin olduğunu göstermiş oldu. Bu göllerin dünyamızdaki gibi, yağan yağmurlar sonucu oluştuğunu da öğrenmiş olduk. Dünya zarar görmeye devam ederse, Mars'a dönebilir.